Merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, değerli veliler. Nilüfer Rehber Araştırma Merkezi olarak bugün yine Mesleğimi Seçiyorum etkinliğiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz Perşembe günü internetle ilgili bir sıkıntı nedeniyle gerçekleştiremediğimiz veteriner hekimlik yayınımızı gerçekleştireceğiz. Umarım bugün bir aksaklık olmadan yayınımızı tamamlayabiliriz. Kerem Yücel Karaton ile birlikte olacağız, veteriner hekim. Genç hekimimi ben şimdi yayına davet edeceğim. Sonrasında ise sohbetimize devam edeceğiz. Merhabalar Keremciğim. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Burada bir hafta sonu tatili vardı. Bugün de tatil. Uzun bir tatil giriyorlar araya. Cuma, cumartesi ve pazartesi tatili. Pardon, cumartesi, pazar, pazartesi. 3 günlük bir tatilimiz vardı. Güzel dinlendik. Oh, çok güzel. Evet. Biz de bu ara çok tatil yapıyoruz bu dönüşümlü pandemi falan derken. Çok yoğun bir çalışma temposu yok hepimiz için. Yani pandemi Evet. bütün herkesin hayatını birazcık yavaşlattı. Biz de bu yavaş tempoya bilmiyorum alıştık mı? Şimdi Kerem, senden birazcık bahsetmek istiyorum ben. Kerem Bursa doğumlu. Bursa'da öğretim hayatını, ilk ortaokul ve lise hayatını bitirmiş. Bursa Kız Lisesi mezunu. Sonrasında ise 2018'de Kafkas Üniversitesi'nde veterinerlik hekimliğinden mezun olmuş ve o yıl Kanada'ya yerleşmiş. Doğru söylüyorum değil mi Keremciğim? Evet, 2018'den beri de Kanada'dasın şu an için. Arada bir Erasmus yapmışsın galiba, yurt dışına da gidip gelmişsin. O süreçlerden de zaten söyleşimizin içerisinde öğrencilerimize aktarırız. Onlar da en azından okul hayatlarında yurt dışına nasıl gidebilirler, Erasmus'a nasıl gidebilirler, onlarla ilgili de bilgiler vermiş oluruz öğrencilerimize. Bunun öncesinde ben şimdi veteriner hekim olmak isteyen arkadaşlarımın sayısal puan hesaplatması gerekiyor YKS'de. Bunun için de TYT'ye, sonra da AYT'den matematik ve fen bilimleri testlerini çözmesi ve sayısal puan oluşturmaları gerekiyor. Ben birkaç tane üniversiteden de örnek vereyim istiyorum. Mesela Ankara Üniversitesi geçen yıl 455 puanla kapatmış. 50.161. sıralamayla kapatmış. Sonrasında mesela İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yine 444 puanla 64.781 sıralamayla kapatmış. Ve böyle akan böyle bir listesi var. En son mesela Siirt Üniversitesi 336 ile kapatmış. Bu anlamda öğrencilerimizin hedefleri buysa buna yönelik çalışmalarını da hızlandırabilirler. Artık son zamanlara yaklaştık çünkü çok az bir zaman kaldı sınavda. Keremcim, bize kendinden bahseder misin? Kerem Yücel Karaton kimdir? Evet, merhaba. Ben Kerem Yücel Karaton. 2018 yılından Kafkas Üniversitesi'nden mezun oldum. 2012 yılından Bursa Anadolu Kız Lisesi mezunuyum. Daha sonrasında Kafkas Üniversitesi'nin Veteriner Hekimliği Fakültesine başlıyorum. 2016 yılında da Erasmus öğrencisi olarak, değişim öğrencisi olarak bir dönemlik Romanya'ya hak kazanıyorum burslu olarak. Bunların tamamı Avrupa Birliği Komitesi tarafından karşılanıyor. Daha sonra 2016 yılında bir dönemlik eğitimimi alıp klinik eğitimlerimi daha çok Romanya'da tamamladım. Daha sonrasında Türkiye'ye tekrar dönüyorum. Türkiye'de de 2 senelik eğitimin ardından 2018 yılında mezun oluyorum. Çok güzel. Şu Peki anda bu Kanada hikayesi nasıl oldu? şu anda da Kanada'yım. Kanada'da veteriner hekimliği lisanslarımı almak için sınavlara çalışıyorum. Biraz yoğun bir süreç. 3 aşamalı bir sınavlarımız var. Burada bitiren meslek, medikal anlamda bir meslek bitiriyorsunuz, bir meslek okuyorsunuz. Buna dair dişçilik, doktorluk, eczacılık olabilir, hemşirelik olabilir. Bununla ilgili Kanada'nın yerli vatandaşı bile bir sınav girme süreci, mezun olduktan sonra bir sınava girmek zorunda. Lisansının geçerli olabilmesi için. Ve bu sınavlar yıllık olarak tekrarlanıyor. Ya orada o zaman okulu bitiriyor olmak aslında çok da yeterli değil. O sınavdan da yeterli olabildiğini göstermen gerekiyor, öyle mi? Evet, hatta arkadaşlarım var, hemşirelik okuyan, bu sınavı yani ilk etabında geçemeyip işte
bu sınava çalışma süreçleri oluyor. Bir 3 ay, 4 ay. Ondan sonra geçtikten sonra çalışabilme hakkı sağlanıyor. Hatta burada şey var. Başvurmuş, onaylanmış hemşirelik diye geçiyor. Bir de başvurulmamış, onaylanmamış ve hemşirelik işte doktorluk vesaire diye geçiyor. Hani farklı bir durum söz konusu. Bizim de geçmemiz gerekiyor. İşte öyle bir sınav koyuyorlar. Yurt dışından geliyorsanız işte veteriner olmak istiyor, veteriner hekim olmak istiyorsunuz, doktor olmak istiyorsunuz, hemşire olmak istiyorsunuz, dişçilik olmayı yapabilirsiniz. Yapıyorlar çünkü yani bu dışarıdan geliyorlar. Ve sınavlarını geçmenizi istiyorlar. Onun sonrasında da size lisansınızı veriyorlar burada da. Arkadaşlar arada soru yöneltiyorsunuz ama soru işaretinden gönderirseniz ben en azından sonrasında okuyabilirim. Böyle akıyor çünkü görememe ihtimalim var. Soru işareti kısmından gönderirseniz ben sonrasında Kerem'e ileteceğim sorularınızı. Aslında şey geçen kariyer danışmanlığı ile ilgili bir eğitimimiz vardı. Biz orada hani konuşmuştuk bu anlattığın şeyi. Hani üniversite sınavından ziyade acaba hani meslekleri bitirdikten sonra bir yeterlilik sınavı mı olsa daha hani daha verimli olur diye. Onun üzerine sen bunu anlatınca demek ki Kanada'da zaten böyle bir şey yapılıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk Evet. senin sayende. Evet. Detaylı Peki o olarak zaman konuşabiliriz hani ilgilenenler olursa bu konuyla ilgili. Hani biraz ben... komplike bir konu, biraz zaman alan bir konu. Ayrıntılıyla Aslında senin anlatırım. YouTube kanalın falan da var. Ben biraz inceledim. Sosyal medyayı da Evet. aslında aktif kullanıyorsun. Arkadaşlarımız sonradan merak ederlerse sen kanalını söyleyebilirsin Kerem. Oradan sana ulaşıp hani yurt dışında eğitim nasıl olur, devamlılığı nasıl olur, bununla ilgili sorular olursa Kerem'e iletebilirsin. Evet. Kerem'e iletebilirsiniz. Bu anlamda ben Kerem'in size açık gönüllülükle yardımcı olacağına inanıyorum. Neydi Evet. YouTube kanalın Keremciğim? Kanada Kunduzu. Kanada ile ilgili her şey göçmenliğinden. Burada neler yapabileceğiniz, araba fiyatları, ev fiyatları, eğitim giderleri, işte bir ev kiralamak istiyorsanız onların masrafı, yaşam giderleri. Bununla ilgili böyle küçük, buraya geldiğimden beri, 2018'den beri insanlar sosyal medyadan sormaya başladı çevremdeki. Onların çevresindeki insanlar olsun. Bu soruları cevaplayabilmek için işte bir kanal açmak istedim. Umarım Çok yardımcı da olurum. eğlenceli. Ben Evet. izledim videolarını falan da çok keyifli. Bakabilirsiniz hepiniz de. Evet. O zaman şöyle devam edelim mi Keremcim? Veteriner hekimliği anlatacağız her şeyden önce. Burada bulunma amacımızın birinci amacı bu. O zaman yaptığın işin tanımı nedir? Bize veteriner hekimliği mesleğini anlatır mısın biraz? Evet, veteriner hekimler evcil, küçük, büyükbaş hayvanların sağlığının korunması ve hastalıkların teşhis tedavisi, hayvanlar arasında bulaşıcı hastalıklarla ve hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıkların mücadelesinde, hayvan ırklarının iyileştirilmesinde, hayvansal üretimlerin artırılması ve kontrolü gibi konularda çalışmalar yürüten kişidir. Kısacası şöyle bahsedebiliriz veteriner hekim için. Veteriner hekimler insanların ve hayvanların beraber yaşadığı ve insanların hayvanlardan faydalandığı her ortamda görev alıyorlar. Bunlar neler olabilir? Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere. Zaten veteriner hekimler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın altı adında çalışıyor. Sağlık Bakanlığı adı altında değiliz. Veteriner ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Orman altındayız. Bakanlığı. Evet. Mezbahalarda görev alabilirler, belediyelerde görev alabilirler, barınaklar, gıda ve ilaç firmaları olabilir. Ve mesleğin güzel taraflarından biri, veteriner hekim fakültesinden mezun olan bir kişi kendi kliniğini açma yetkisine sahip oluyor. Yine klinik açabilirler. Bayağı bir Aslında ne A'dan kadar Z'ye bir evet yelpazesi var geniş olarak. Çünkü hayvanlarla kesinlikle. ilgili, sadece hayvanlarla ilgili değil, ürünleriyle de ilgili veterinerler devreye giriyor, görev alıyorlar. Bu konuda hani iş konusunda hiç problem çekeceklerini sanmıyorum. Veteriner hekimliği seçmek isteyen öğrencilerin %90 oranında alım oranı vardı, iş oranı vardı. Aslına bakarsan çok geniş bir yelpaze ki öyle de olmalı. Hayvanlar hayatımızın her yerinde aslında. Yani evcil hayvanından ziyade işte
yiyecekte kullandığımız, içecekte kullandığımız kıyafetlerinde bizde bile kullanabildiğimiz o kadar geniş bir alanı var ki bu Evet. anlamda da iş imkanlarının çok geniş olması aslında olası bir şey. Bunun için de tercih edilmesi gereken mesleklerden biri olduğunu düşünüyorum ben de. Evet. Şöyle Peki o kısaca da zaman. söyleyeyim, aynı zamanda Tabii. burası için de söyleyeyim ve Amerika, Kuzey Amerika bölgesi için söyleyeyim. Burada böyle bir açıklık var hatta, hani veteriner tekniker ve veteriner hekimi olarak Kuzey Amerika'da büyük bir eksiklik var. Bizim ülkemizde böyle bir eksiklik vardı. Onu kapattılar tabii. Üniversiteleri açtılar. Bayağı bir üniversite açtılar. Bizim dönemimizde 23 tane veteriner hekimlik fakültesi vardı. Şimdi yaklaşık 30'un üzerinde olduğuna inanıyorum. Evet, 30'un üzerinde. Aynen, ben Evet. de bakmıştım. 30'un üzerinde veteriner hekimlik var. Ben sadece devlet üniversitelerine baktım. Belki özellerde de vardır. Orayı tam bilemiyorum şimdi. Bir tane özel vardı bizim dönemimizde. O da Kıbrıs'taydı. Evet. Oraya bakmadım. Onun için şimdi çocukları yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ama hani 30'un üzerinde devlet üniversitesi Evet. mevcut şu an için. Peki şöyle devam edelim. Veteriner hekimliğin eğitiminin içeriği hakkında gençlerimize bilgi verir misiniz? Bana şey geliyor hep böyle, hani evet doktorluk da çok hani zor bir meslek kesinlikle. Hani çok emek isteyen, çok meşakkat isteyen, çok bilgi isteyen bir şey ama şimdi veterinerlik olunca bir sürü hayvan, bir sürü sistem, bir sürü vücut böyle çok şeymiş gibi, daha böyle karmaşık, daha kompliceymiş gibi geliyor. Bize birazcık bahseder misin bundan Keremciğim? Evet, veteriner hekimliği fakültesinin 5 yıllık bir eğitim süreci var. Bazı üniversitelerde de 1 yıllık hazırlık bölümü oluyor. Bizim hazırlık bölümümüz vardı. Öğrenciler sınava girip bunu direkt şekilde atlatabiliyorlar. Eğer başarılı bir şekilde sınavı geçerlerse. Total'deki eğitim süresi 5 yıl. 3 yıl klinik eğitimleri var. 2 yıl, pardon, 3 yıl temel eğitimleri var. Temel bilgiler eğitimleri var. 2 yıllık da klinik bölümler var. Fakat 3. yılda kombine şekilde öğrenciler eğitim alıyor. Hem klinikte görev alıyorlar hem de normal derslerini almaya devam ediyorlar temel bilimlerdeki. Son sene 5. sınıfta da internlük eğitimi giriyor. Sadece ders almıyorsunuz ve sadece hastanede intern hekim olarak çalışıyorsunuz. Hani bayağı bir görev alıyorsunuz. Rotasyonlarınız oluyor 5. sınıfta. Bütün bölümleri, departmanları geziyorsunuz. İşte cerrahi, dahiliye, ortopedi vesaire. Bunları başarılı bir şekilde tamamladığınızda da sizi mezun olarak sayıyorlar. Evet. 5 yıllık bir yoğun eğitimimiz var. Onun arkasından da veteriner hekimliği unvanını kazanıyor mezun olan öğrenci. Bununla birlikte öğrenciler tabii gitmek istediği alana göre şimdi belirledikleri, ya bakanlığın sunduğu güzel bir şey oldu 2018 yılında. Yönetmeliğe girdi. 2018 yılı itibariyle uzman olmak isteyen veteriner hekimler VUS dediğimiz veteriner hekimliği uzmanlık sınavına girme hakları var. Ve uzmanlık eğitimine devam ediyorlar. Aynı tıptaki, eczacılıktaki, dişçilikteki gibi TUS sınavı vesaire, DUS gibi. Bizde de VUS var. VUS dediğimiz veteriner hekimliği uzmanlık sınavı. Öyle söyleyelim. Bunun eğitimleri de minimum 4 yıl ve 4 yıl olarak görülüyor. 6 yıla kadar uzayabilir tabii, bölümden bölüme değişebilir. 4 ile 6 yıl arasında. VUS'a girdikten sonra öğrenci yeterli puanını aldıysa tarım ve uzmanlık sınavı uzmanlığını bitirdikten sonra 4-6 yıl sonrasında uzman veteriner hekim olarak görev alıyor. Bunun haricinde mezun öğrenciler KPSS'ye girebiliyor. Yine Tarım ve Ormancılık Bakanlığı altında normal veteriner hekim olarak, uzman veteriner olarak değil, normal veteriner hekim olarak çalışabiliyorlar. Ya da akademik alandan devam edebilirler ALES sınavına girip yüksek lisans. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. 5 yıllık bir eğitim aldıkları için veteriner hekimliği fakültesi öğrenciler yüksek lisanstan mezun olmuş okulda sayılıyorlar. Yani doktoraya gitmek istiyorlarsa ya da direkt olarak doktoraya yeterli puanları varsa, tabii mezun puanları yeterli ise, genellikle yanlış hatırlamıyorsam 2.75 üzerinden başlıyor 4'e. Direkt Dönem doktora ortalamaları program. Evet. 25. Evet.
üniversite mezun ortalamaları en az 2.75 olması isteniyor. Direkt doktoradan devam edebilir. Tabii bununla öğrencinin, mezun öğrencinin isteğine kalmış. İsterse yüksek lisanstan da başlayabilir. Öğrenciler şey diyor. Benim puanım yeterli değil. İşte 2.50'yim, 2.75'e çekemeyeceğim. Ben doktoraya başlıyorum. Yüksek lisans yapabilirsiniz. Daha sonra puanınızı yükseltip doktoraya doğru gidebilirsiniz. Böyle bir yolu var. Ya da kliniklerde çalışabilirler, ilaç firmalarında çalışabilirler, gıda firmalarında çalışabilirler, çiftliklerde çalışabilirler, laboratuvarlarda çalışabilirler. Hatta bu pandemi döneminde veterinerler hani bu korona aşısı için bayağı bir hani yoğun bir şekilde çalışıldı. Evet. Hayvanlardan bize geçtiğini düşündüğümüz bir virüs Evet. zaten hani oldu. Onun için evet, aslında evet, biz bunu duymamıştım. Güzel oldu. Şimdi o zaman güzel şeylerden bahsettik aslında. Hem lisans eğitimini hem lisans eğitiminden sonraki süreçlerden de bahsettik. Nasıl bir yol izlemek isterlerse aslında seçeneklerinin çok daha fazla olduğundan da bahsettik. O zaman şöyle devam edelim. Mesleğini seçmede etkili olan faktörler nelerdi? Sen veteriner olmaya ne zaman karar verdin? Bu Evet. sınav sınavdan sonra mı oldu, önce mi oldu, yoksa çocukluğuna dair bir şey miydi? Evet. Ben Kanada'ya gelmeden önce annem bana şey göstermişti. Yazdığım bir kompozisyonu 5. sınıfta. Benim küçüklüğümden beri hayalimdir veteriner hekim olmak. Hiçbir şey aklımda yoktu. Sadece veteriner hekim. Nasıl oldu açıkçası bilmiyorum. Küçüklüğümden beri bir hayvanlara olan bir tutkum vardı. Sonuç olarak evimizde ve dışarıda sürekli hayvan gördüğüm için evimizde bir hayvan sürekli büyüttük, yetiştirdik. Benim tutkum mu bilmiyorum artık. Beşinci sınıfta yazdığım annem bir kompozisyonu gösterdi. Hatta orada yazmışım. Veteriner hekim olmak istiyorum diye. O zamandan beri hiçbir zaman tutkum değişmedi. Veteriner hekim olmak istiyorum diye. Böyle bir tutkuyla geldim. Sokaklarda işte hayvanları gördük vesaire. Hep böyle bir hayvanları kovalama çabası, bir sevme çabası. Bir tutku vardı. Onu tutkunun peşinden gittim. Bir merakım vardı. Merak ettiğim farklı bir noktada liseye geldiğimde de hani köpek filmlerden görürsünüz işte atlar ayağı kırıldığında vesaire vurulur. Ben bunu çok merak ettim. Küçüklüğümden beri neden vuruluyorlar işte. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum. Hani öldürmek istemiyorum hayvanları. Böyle bir tutkunun peşinden, merakın peşinden giderek veteriner hekimliği fakültesinden mezun oldum. Çok güzel. Aslında çok az insan çocukluk hayalindeki mesleğin devamını getirebiliyor ya da işte fikirler değişebiliyor sonrasında, işte şartlar değişebiliyor. Sen şanslı insanlardan bir tanesi olmuşsun o zaman. Çocukluk tutkunun peşinden giderek bunu elde etmişsin. Bu çok güzel gerçekten. Çocuklarımız için de ilham verici olabilir. Gerçekten hayallerimizin, isteklerimizin peşinden gitmemiz gerekiyor. Çok güzel bir laf vardır ya, hani insan sevdiği işi yaparsa çalışmış olmuyor diye. Gerçekten sevdiğimiz, keyif aldığımız işi yaptığımızda o iş bize zor gelmiyor. Hayatımızın bir parçası olarak devam ettiğimiz için yük olmuyor, çalışmış gibi olmuyoruz. Bu anlamda gerçekten keyif aldığımız, işte yapmak istediğimiz işi bulabilmek, onun peşinden gidebilmek çok daha kıymetli oluyor sonrası için de. Evet. O zaman şimdi söyledin aslında biraz annenle ilgili bir şeyler de anlattın, ama bu mesleği seçerken ailenin etkisi oldu mu? Seni desteklediler mi? Ya da işte ne bileyim, nasıl oldu sana destekleri, bakış açıları, ben veteriner olmak istiyorum dediğinde? Evet, ailemin tepkisi şöyle anlayayım, şöyle söyleyeyim. Bana tecrübe, yani yol gösterme, yani tecrübe edinmeme, bu mesleği seçmeden önce bir tecrübe edinmeme yol açtılar, yol gösterdiler, öyle söyleyeyim. 8. sınıfta mezun oldum ve liseye gitmeden önce çok yoğun bir şekilde bir talebim oldu. Ben köpek istiyorum ya da kedi istiyorum, eve alalım, eve alalım böyle bir yakarışta. Onlar da eve almak istemediler ya da köpek ya da kedi beslemek istemediler. Çünkü büyük bir sorumluluk. Hani küçük bir çocuksunuz. Hani yeterli bir şekilde bilginiz yok. Ve evde köpek beslemek istiyorsunuz. Daha sonra 8. sınıfın yaz tatilinde ben staj gibi bir köpek çiftliğinde çalıştım. Hani yoğun bir şekilde çalıştım. Sadece hayvanlara baktım. Normal temel gıdalarını verdim işte. Temizliklerini yaptım vesaire. Böyle bir 2 ayım geçti.
bu anlamda yol gösterdiler. Ben de bir tecrübe edindim. Hani bu tecrübe benim hani nelerle karşılaşabileceğimi gösterdi ilerideki. Hani tamam ben veteriner olmak istiyorum ama bunları da yapmak zorundayım. Sonuç olarak kliniğinde ileride olaki hayalim hastane açabilmek. hastane açtığımda klinikteki sorumlulukları edinmiş oldum ya da öngörmüş oldum diyelim. Böyle bir yoldan gittim. Ailemin bu anlamda bana iyi bir yardım oldu. Çünkü hani biliyordum ne yapmak istediğimi. Veteriner hekimliği fakültemi yapmasını. Üniversite sınavına girdikten sonra bütün seçimleri 20 tane tercih yaptıysam belki hepsi veteriner Ne hekimlikti. kadar güzel. Evet. Bu anlamda annemlerin ve annemin ve babamın bir yol göstermesi oldu. Tecrübe edinmeme yol gösterdiler öyle söyleyeyim. Çok güzel olmuş aslında. Yani hani şey, bu birçok insana nasip olmayacak bir şey olmuş. Yani gerçekten hani bunu istemem. Hani hep söyleriz aslında. Bir mesleği yapmak istiyorsanız orada böyle bir iki gün gidin, o insanların yanında staj yapın ya da onlarla vakit geçirin diye. Avukat olmak istiyorsanız bir avukatın yanında ya da işte Evet. ne bileyim doktor olmak istiyorsanız orada, öğretmen olmak istiyorsanız sınıfta gibi. Hani bunu hep söyleriz. Sen tam da böyle bunu yapabilmişsin. Bu anlamda ailen gerçekten çok güzel bir şey yapmışlar sana. Hayvan sevmek hepimiz seviyoruz ama gerçekten ilgileniyor olabilmek, ona bakabilmek, emek verebilmek gerçekten çok zor iş. Büyümeyen bir bebeğiniz varmışçasına böyle yıllarca ona emek vermeniz gerekiyor. Hani bu anlamda da sahiplenirken çok çok dikkat edilip çok çok düşünülmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hani evet hayvanları seviyoruz ama onların sorumluluğunu yıllarca alabiliyor olacak mıyız? Onun sorusunu cevapladıktan sonra bu sahiplenme olayını da böyle düşünmek gerekir diye düşünüyorum ben de. Evet, hayvan bizim hasta sahiplerimize söylediğimiz şeyde büyümeyen bir bebeğiniz var. Ve hani bunun sorumluluklarını almak zorundasınız. Ne kullandığımız bir Aynen öyle. tabir. Evet. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Benim kardeşimin bir tane köpeği var. Gerçekten hani çok seviyoruz ama ben hani mesela çok isterdim senin çocukluğumuzda hepimizin hayalidir ya bir anneye babaya baskı yapılır illa bir köpek alınsın, bir kedi alınsın diye. Şimdi onu gördükten sonra gerçekten çok meşakkatli bir iş. Yani onun sorumluluğunu almak bir bebek gibi hani bakabilmek, ona oyun istiyor mesela. Onun gerçekten o kalite zamanı geçiriyor olabilmek çok kıymetli. Yani onu yapabileceksek, o gücü buluyorsak kendimizde bunu sorumluluğu almalıyız diye düşünüyorum. Evet. O zaman devam edelim Kerem. Mesleğinin zorlukları nelerdir? Mesleğimizin zorlukları biraz fiziksel bir zorluğumuz var. Şöyle açıklayayım. Veteriner hekimler ayakta oturarak diz çökerek eğilerek çalışabiliyorlar ve bunun haricinde ofislerde, hastanelerde, kliniklerde çalıştığı gibi hayvan veteriner hekimler salgın ve paraziter hayvan hastalıkların mücadelesinde bu gibi sahalarda çalışabilme durumları var. Bu durumlarda hem salgın hastalıkların veteriner hekime bulaşma söz konusu olabilir. Ayrıca şöyle bir problemimiz var. Mesela ilk zamandan başlıyor bu. Üçüncü sınıfta kliniklere eğitime başladınız. Çiftliğe vesaire gitmeniz gerekiyor. Gittiğiniz bölgelerde sahada çalışıyorsanız rahatsız edici kokular, hayvanlardan kirlenme söz konusu olabilir. Hani insanlar sevmiyor bu kokuları, üstünüze siniyor vesaire. Bunun gibi zorlukları var. Onun dışında tırmalanma, ısırılma söz konusu olabilir. Bu karşı hayvanlardan gelebilecek tehlikeler söz konusu. Ve veteriner hekimlerin şöyle bir şey var. Her zaman fedakarlık yapmak durumunda kalabilirler. Resmi tatil günlerinde çalışabilirler. Pazar günü tatildesinizdir. Sizi hastanız zarar gelmek zorunda gidersin. Geceliğin 1'de 2'de hastanız zarar işte hayvanı doğum yapıyordur vesaire bir acil durum vardır. Araba kazası olayı vardır. Bu gibi durumlarda fedakarlık yapmak zorunda kalabilirler. Birazcık fiziksel olarak yıpranma payları da var veteriner hekimlerin. Çalıştığı ayakta durarak çalışıyorlar. Bazen ameliyatlara giriyoruz. Hani 15 dakikalık ameliyatın bile hani onun öncesi hazırlığı, background'ı var. 15 dakikalık bir ameliyat ama bunun arkasında bir saatlik bir süreç var. Hayvanı hazırlama süreci, ameliyata girme süreci. Ayakta uzun kalabilirler. Sahada çalışan özellikle veteriner hekimlerin
yani hayvanlardan gelebilecek tekme vesaire bir şey olabilir. Evet. Hani özellikle at hekimliğinde Bir şey. Evet. evet, at hekimliğinde böyle bir şey söz konusu. Hani biraz korkarak yaklaşıyorsunuz tabii. Ne olacağını belli olmuyor. Çünkü hayvanın canı acıyabilir müdahalenin sırasında vesaire. Hani genel olarak bir yıpranma payımız var, öyle söyleyeyim, fiziksel olarak ve dikkat edilmesi. Hani bu mesleği seçmeden önce hayvanlardan geçebilecek salgın hastalıklardan, hayvanlardan insanlara geçebilecek, bunlar veteriner hekimler birinci tehlike grubunda söyleyeyim, direkt olarak temasa girdikleri için. Evet. Şimdi sen anlatırken aklıma geldi. Mesela biz sosyal medyada hep görürüz veteriner hekimlerle o evcil hayvanların arasında geçen o diyaloglar falan olur böyle. Hani tırmalamaya çalışıyor, köpek tutturmaya çalışıyor. Şu an komik geliyor ama gerçekten tehlikelidir bir şey diyorsunuz. Çünkü karşıdaki hayvan senin ne yaptığını bilmiyor. Onun iyiliği için çabalıyorsun ama o korkuyor sonuç itibariyle. Onun için oradan gelecek tehlikeler de biraz sıkıntılı gerçekten. Evet, hatta benim bir anım olmuştu. 8. sınıfta o köpek çiftliğinde çalışırken köpek tarafından Golden Retriever dediğimiz bir köpek. Hani çok arkadaşçıl bir hayvan, bir köpek. Ama ısırıldım. Çünkü birazcık eğitimsiz bir hayvandı. İşte birazcık yaramazdı. O yüzden dolayı ısırıldım. Böyle bir durumlar söz konusu. Hani bunların dışında benim veteriner hekimliği fakültesinde okurken en çok korktuğum vakalardan biri kuduz vakaları. Çünkü mesela sokaktan gelen bir köpeğin tedavisi yapılırken çok önlem almanız gerekiyor. Hani işte mesela eldiven, maske vesaire giymeniz gerekiyor. Hani olabilecek bir duruma karşı geçmişini bilmediğiniz için, hani salgın hastalıklar söyleyeyim, hani fiziksel yıpranma payının dışında salgın hastalıklardaki birinci tehlike En büyük durumundalar. Evet, en riskimiz büyük riski aslında. biz taşıyoruz. Evet. Söylüyorsun gerçekten. Şimdi zorluklarını konuştuk. O zaman biraz da veteriner hekimliğin işinin sevdiğin tarafları nelerdir? Onlardan da bahsetmek isterim ben. Evet, benim en çok sevdiğim olaylardan biri hastaneye gelen bir hastamın yürüyerek tekrar o hastaneden çıkışını görmek. Beni en çok gururlandıran ve sevindiren şey odur belki de. Çünkü diyorsunuz ki bir hastanız geliyor ve çok kötü bir durumda, yürüyemiyorlar. Size işte hasta sahibi kucağında battaniye sarılı bir şekilde getiriyor, ne yapabiliriz hani çaresiz bir şekilde. Ve bir iki hafta sonra iyileşip görüldüğünü, yani o hayvanın tekrar yürüyerek kliniğinden çıkması, hastanesinden çıkması benim için çok sevindirici oluyor. Hani bu paha Çok tebrik biçilemez bir duygu bence. Ben hatta ederim. şöyle bir anımdan bahsedeyim. Ben kendi kedim için nasıl sahiplendiğimden bahsedeyim. Veteriner fakültesinde ikinci sınıfta okurken sokakta bir kedi görüyoruz. Arabanın altında. Tabii Kafkas Üniversitesi'nin bulunduğu konum Kars. Ve -30'lara kadar bir soğuk söz konusu. Arabanın altında donmak üzereyken buluyoruz. Yani bayağı bir kötü durumdaydı. Parazitleri vardı işte, bayağı bir hastaydı. Hani biz bulmasaydık ya da almasaydık ölür Ölürdü diyecek değil durumda. mi? Hani bunun kararını veremem, bilmiyorum tam olarak. Ama bizim bulduğumuz durum çok kötü bir durumdaydı. Tüyleri falan dökülüyordu vesaire. Sonra eve aldık, işte hastanedeki hocalarımıza sorduk vesaire. İyileştirdik. Şu an 7 yaşında bizimle. Her gün onu gördükçe aynen. Hani bu gibi hayvanları kurtarabilmek benim için çok sevindirici oluyor. Hani bu mesleği yapma sebeplerimden de biri bu. Umutsuz hayvanlara umut verebilmek. Kesinlikle. Ya onların ağzı var, dili yok diyoruz ya, gerçekten ne ihtiyacı olduklarını da söyleyemiyorlar. Hani böyle gerçekten onlara ilgi vermek, onlara bakıyor olmak sizin gerçekten çok kutsal bir iş yaptığınızın en büyük şeyi yani, gerekli garantisi kesinlikle yani. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. İnsanlara hizmet vermek tabii ki çok kıymetli. Ama hani bir ihtiyacını dile getiremeyen, bir şikayetinin ne olduğunu söyleyemeyen, sadece bizim gerçekten onları görebilmemizle hayatta kalabilecek ya da dokunabileceğimiz canlılara hizmet veriyor olmanız gerçekten çok kıymetli. Gerçekten öyle. Evet. Evet.
Peki o zaman şöyle devam edelim. Şimdi mesleğin içeriğiyle bayağı konuştuk. Eğitim hakkında konuştuk. Zorluklarını, güzel taraflarını konuştuk. O zaman bu mesleği seçmek isteyen bireyler hangi kişilik özelliklerine sahip olmalılar sence? Benim iki tane temel özelliğim dediğim şey var. Birincisi hayvanlara olan tutkusu. Öğrenciler bu mesleği seçmek istiyorsa kendini sorması gereken ne kadar bir tutkum var hayvanlara karşı? Ne kadar bir merhamet duygum var? İki tane duygu söz konusu. Fen bilimleri vesaire haricindeki ilk soracağım soru hayvanlara tutkusu. Ne kadar bir tutkusu var öğrencinin ve ne kadar bir merhameti var? Herkesin bir sevgisi vardır hayvanlara karşı ama bazısı uzaktan sever, bazısı ne kadar güzel bir köpek, ne kadar güzel bir at vesaire. Yani dokunmak istemez. Yani bu tutkunun ne kadar öğrencinin içinde olması, yani bunu sorması gerekiyor. Bunların haricinde de öğrencilerde neler olabilir? İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen, fen bilimlerine, özellikle biyoloji ve kimyaya ilgisi olan öğrenciler, hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan öğrenciler, çabuk ve doğru karar verebilen öğrenciler, sabırlı, dikkatli, düzenli, özgüvenli öğrenciler. Bunların dışında yine ana şeylerden biri, ana özelliklerden biri, temel özelliklerimizden biri sözlü iletişim ve problem çözme kabiliyeti olan öğrenciler Kesinlikle. seçmesini tavsiye ederim. Öğrencilerin Anladım. seçmesini tavsiye ederim. Çünkü Ya bizim şimdi şöyle bir anımız vardı. Şu küçükçe bir anıdan bahsedeyim. En azından komik bir anı. Üçüncü sınıfta klinik derslerini almaya başladığınızda size bir ders veriyorlar. Bu dahiliye ve cerrahinin içerisinde gördüğünüz bir ders. Size sözlü iletişim, hasta sahiplerine sormanız gereken soruları ya da neler sorabileceğinize dair sorular öğretiyorlar. Biz de diyoruz ki biz hayvanlarla konuşmayacağız. Hani hayvanlar zaten konuşmuyor. Hani gereken testleri ve tınıları koyduktan sonra bizim hasta sahibiyle konuşmamız gerekmiyor. Aslında yani ben bunu kliniğe başladıktan sonra anladım neden bu kadar önemli. Sözlü iletişim kabiliyeti öğrencilerde neden olması gerektiğini. Çünkü iletişime girmeniz gerekiyor. Birinci etken oradaki hayvan tamam birinci etkeniz hayvan ama onu etkileyen bir faktör var arkasında. Hayvan sahibi hani ne yaptığını bilmiyorsunuz evde. Besliyor mu, tedavisini yapıyor mu, ilaçlarını veriyor mu? Hani bu gibi soruları sormanız için öğrenciler veteriner hekimliği fakültesinde sözlü iletişim dersi demeyeyim. Hani bu tarz bir ders alıyorlar dahiliye ve cerrahinin içerisinde. Hani bu da bizim Anladım. gelecekteki işte insanlara, hasta sahiplerine sormamız gereken soruları yardımcı oluyor. Hani geçmişini öğrenebilmek açısından. Hani benim diyebileceklerim bu kadar olur. Hani sözlü ve iletişim kabiliyeti ve problem çözme yeteneği olabilen öğrenciler. İletişime geçmek zorundasın ki sahibiyle bir bilgi alacaksın. Evet. Geriye dönüp bir hastalığı var mıydı, nasıldı, onunla ilgili bilgiler alıyor olabilmek de hani çok kıymetli. Zaten iletişime kapalı olabilecek bir iş değil yaptığınız iş gerçekten. Çünkü hem sözlü hem de vücut anlamında da hareketlerinizle, iletişiminizle hem hayvana hem de işte sahibine bir şekilde o şeyi aktarabiliyor olmanız gerekiyor gerçekten. Evet. O zaman peki şöyle devam edelim. Seninle aynı mesleği seçmek isteyen gençlere tavsiyelerin nelerdir? Şimdi son dönemeçteler. Sınava az bir süre kaldı. Haziran'ın ortalarından sonra 26-27'de sınavları var çocuklarımızın. Son dönemeçte veteriner olmak isteyen olabilir, olmak istemeyen olabilir. Yani sınava girecek gençlerimize neler söylemek istersin? Evet, öncelikle sınava girecek öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah istedikleri bölümleri kazanabilirler. Veteriner Hekimlik Fakültesi için de şöyle söyleyeyim. Kanada'dan öğrendiğim yine bir şey. Mesela burada öğrenciler veteriner hekimliği fakültelerini seçmek istiyorlarsa şartlarından biri puan şartlarının dışında tecrübe istiyorlar. Belli bir saat tecrübeleri olması gerekiyor. Kliniklerde çalışması ya da hastanelerde çalışması gerekiyor. Öğrencilere söyleyebileceğim en güzel şey bu mesleği seçmeden önce sınavlarını bitirdiler. Tercih sürecini başlamadan önce böyle bir süreçte 2 haftalık, 3 haftalık yapmak istediği
işin mesela klinisyen olmak istiyordur öğrenci ya da mesela bir çiftlikte çalışmak istiyordur. Belli bir şeyleri vardır. Hani bunları deneyebilir bir hafta. Tecrübe edinmeleri öğrencilerden. Bu mesleği seçmeden önce tecrübe edin. Veterinerlerle görüşün. Hani kliniklere gidebilirsiniz. Herkes bu konuda açıktır. Bana ulaşabilirsiniz. Ben yine bu şekilde yardımcı olurum. Seçmek isteyen öğrencilere, yani staj konusunda ya da bir deneyim edinme konusunda. Söyleyeceğim şey tecrübe edinmeleri. Gerçekten o işi yapabilecek mi, yapamayacak Evet. mı? Yani o zaten ona çok büyük bir şey verecek, ipucu verecek gencimize. Bu aslında sadece veteriner hekimlik için değil de birçok meslek için yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Staj gibi değil belki ama hani bir gidip oranın havasını, çalışacağı ortamın ya da yapmak istediği işin ortamının bir böyle havasını, böyle bir nefesini içine çekmesi gerekiyor. Yapabilir mi, yapamaz mı onu görmesi adına. Söylediğin şey gerçekten çok Kerem. Evet. Şöyle bir Bu şey daha güzel. söyleyeyim. Sözünüzü Buyurun. kestim, pardon. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Veteriner hekimlik fakültesini seçecek öğrenciler. Hani şöyle de seçmesinler. Öğrenciler işte ben mühendislik seçmek istiyordum ama puanım yetmedi. İşte ben işçilik seçmek istiyordum, eczacılık seçmek istiyordum ama puanım yetmedi vesaire deyip gelen öğrenciler vardı. Biz 100 kişiyle başladık fakülteye. Ve mezun olduğumdaki arkadaş sayım, hani o sınıftaki totaldeki sayımız 70'e düştü. Tabii bölünerek gitti. Yani 30 kişi demek, yani bir %10. senelik, 2 senelik kaybınız demek. Hani bu mesleği seçecekseniz tecrübe edinip daha sonra seçmenizi tavsiye, öğrencilerin seçmesini tavsiye ederim. Çünkü yoğun bir şekilde kayıp yaşanıyor. Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar hani 30 kişilik de 30 kişi demek, yani neredeyse üçte biri demek, yani okuduğumuz sınıfın. Tahmin Hani bu edemiyorum. böyle seçmesinler öğrenciler. Onu tavsiye ederim. Hani ben mühendislik istiyordum. Hani veterinerlik hekimlik de yapabilirim vesaire. Abi çok iyiymiş. İş alım oranı yüksekmiş vesaire diyen gelip öğren. Hani iş alım oranı yüksek diye seçen öğrenciler var. Ama işte okuyorlar, okuyamıyorlar. İşte umduğunu bulmuyorlar. Yoğun bu şekilde hani 5 yıllık bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Biraz yıpratıcı bir süreç. Hani kolay değil. Bu şekilde seçmelerini tavsiye ederim. Tecrübe Bir de şöyle edesinler. değil mi? Evet. Mühendislik ve veterinerlik aslında birbirine hiç benzemeyen alanlar. Yani hani açıkta Evet. kalmamak adına yapılabilecek bir tercih değil gerçekten. Sonuçları senin bahsettiğin gibi olacaktır muhtemelen sonrasında. Hizmet sektörünü gerçekten hizmet sektörünün içerisinde var olan yani sağlık hizmet sektörünün içerisinde varsınız her şeyden önce ve bunu gerçekten severek yapmazsa bir insan gerçekten hayatının ızdırabını yaşar bence. Yani o Evet. kadar demin bahsettik ki mesela mesleğinin zorluklarından bahsettik. Bu aslında sağlık sektörünün çoğunun içerisinde var olan zorluklar. Bu anlamda bunu böyle gönülden istemeden, ben bu işi gerçekten yapabilirim demeden bu sağlık sektörüyle alakalı işleri böyle tekrar tekrar bir düşünmek gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu arada söylemek istediğim son olarak bir şey var. Bu bölümü seçecek öğrenciler, bana mezun öğrenciler de hani ara sıra YouTube hesabım olduğu için insanlara ulaşıyor ya da veteriner fakültesi öğrencileri ulaşıyorlar. Hani ne yapabilirim? Ben mezun olacağım. Hani şöyle bunu yapmak istiyorum vesaire. Bölümü seçtiniz. Öğrencilere tek dediğim bir şey var. Hatta bununla bir hikayemiz var tekrardan. Birinci sınıfta İngilizce dersi alıyor öğrenciler. Bitmeyen bir İngilizce eğitimimiz var. Beşinci sınıftan başlayıp üniversiteye kadar tabii. Öğrencilerin İngilizceye biraz yatırım yapmasını öneririm. Çünkü biz birinci sınıfta dedik ki kendimize, biz niye İngilizce dersi görüyoruz? Hayvanlarla İngilizce mi konuşacağız vesaire? Hani Türkiye'de çalışacağız. İngilizcenin ne önemi var bizim için? İngilizcenin şu konuda önemi var. Gelişmeler, sağlık konusundaki gelişmeler ilk olarak İngilizce yayınlanıyor. Aynı zamanda uzman olmak istiyorsa öğrenciler, akademisyen alanında devam etmek istiyorlarsa yine yabancı dil şartı var. Yabancı dil eğitimi sınavına girmek zorundalar. Hani okuduğunuz bölümü, seçtiğiniz bölümü 5 yıllık bir sürece, 5 yıllık bir süreçte İngilizce yatırımınızı yapın. Erasmus'a gidebilirsiniz. Benim İngilizcemi geliştirmemin sebebi belki de Erasmus olmuştur.
Dil gerçekten çok önemli. Yani hani sadece bölüm için değil, artık saatten sonra İngilizce bilmezsek iş alanında kendimizi çok sınırlandırmış olacağız. Yani kendimizi geliştirmenin yanında değil de o artık olması gerekenmiş şeyinde artık İngilizce gerçekten. Bunun yanında artık ikinci dil, üçüncü dili hani geliştirmesi gerekiyor gençlerimizin. O anlamda gerçekten İngilizce senin de dediğin gibi çok önemli ve okurken bu Erasmus'lar, yurt dışına gidip o eğitim almalar, onu yaşayarak öğrenmek çok daha kalıcı oluyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani bir yurt dışı tecrübesi. Bununla ilgili de şöyle bir şey var. Hani insanlar korkuyor, ben yurt dışına çıkamayacağım. Euro çok pahalı, dolar çok pahalı. Organizasyonlarımız var. Avrupa Birliği adı altında işte Avrupa Federasyonu, Küçük Hayvan Federasyonu, Büyük Hayvan Federasyonu. Ben 2018 yılında bir burs kazanarak gittim ve 2016 yılında yine bir burs kazanarak. Hani bu şekilde de öğrencilerin gitme olasılığı var. Hani takip etmesi, araştırması, dediğim gibi veteriner hekimliği bölümünü seçecek arkadaşların biraz araştırmaya merakı olması, araştırarak birazcık çaba sarf ederek bu tarz imkanları yakalama şansları var. İşte burslar alabilirler, eğitimler alabilirler. Bu şekilde devam edebilirler. Hani bir tecrübe edebilirler Türkiye'nin dışarısında. Peki o zaman bak, 3 tane sorumuz varmış Kerem. Bir sorulara bakalım bu arada. Kendimiz veteriner açabilir miyiz diye sormuş bir arkadaşımız Özlem. Aslında cevaplamıştık ama yine de cevaplayalım Kerem istersen. Evet, Öğrencimiz hazır olsun. veteriner hekimliği fakültesinden olan mezunlar, mezun oldukları gibi kendi kliniklerini açma yetkilerine sahipler. Tabii şartlarınızı sağlaması gerekiyor, işte hani oda şartları vesaire, ekipman şartları var. Ama yetkileri var. Kendileri klinik açabiliyorlar. Mezun olur olmaz. Bir tane daha soru gelmiş. Türkiye'de veterinerlik okuyup Amerika'da ve Kanada'da denklik alabilir miyiz galiba devamı? Ha, denklik oluyor mu demiş Burak. Evet. Denklik alabiliyorlar mezun olduktan sonra. Bizim üniversitelerimiz, Türkiye'deki olan üniversiteler direkt olarak buraya geldiklerinde görev alamıyorlar. Sadece 3 tane farklı bir sınavları var. Sınavlarını almaları gerekiyor. Bunlar tamamen İngilizce tabii. Sınavlarını geçtiği takdirde lisanslarını burada da alıp görev alabiliyorlar. Amerika ve Sınavlar Kanada var. içerisinde. Evet. Şöyle de söyleyeyim, güzel bir tarafı. Mesela Amerika'dan denklik aldınız ya da Kanada'dan denklik aldınız. Şöyle bir güzel. Yeni Zelanda, Avustralya, İngilizce konuşan ülkelerin çoğunda görev alabiliyorsunuz. Aa, ne kadar güzel. Yani bir yer Evet. için almış oluyorsun aslında o denkliği, birçok ülke için almış oluyorsun. Evet, kesinlikle. Okullarda hayvanları tanıyıp öğrenirken deneyler hayvanlara zarar veriyormuş. Bu doğru mu demiş Tuğçe. Hayvanlara zarar vermek konusunda böyle bir söz konusu değil. Bizim klinikteyken bile, hani klinikteyken bile yanımızda hocalarımız oluyor. Hocalarımızın rehberliğiyle hayvanlara müdahaleye başlıyoruz. Hocalarımız bizi baş başa bırakmıyor. Tamam, hadi yapın, aşı yapmanız gerekiyor, işte bir şekilde yapın. Tek tek bireysel olarak bize rehberlik edip eğitim veriyorlar. Hani zaten ana temellerinden biri, faktörlerinden bir tanesi de bu. Bireysel bir eğitim. Hani her öğrenci bir prosedür tamamlayarak mezun oluyorlar. Hani hayvanlara zarar verme söz konusu değil yani, veteriner fakültelerini okurken öğrencinin. Bizim deneme hayvanlarımız vesaire yok. Hani bu tarz bir eğitimden geçmiyorlar zaten. Belki şeyle kalmış olabilir mi? Hani laboratuvarlarda bazen hayvanların üzerinde deney yapılıyor, makyaj şeyleriyle falan mesela, ürünleriyle alakalı, ya da işte yeni aşı bulunurken hayvan deneyleri falan, belki onunla şey yapmış olabilir. Evet, maalesef ki onlar devam ediyor hala. Deneyler, evet, hayvanlar üzerinde yapılıyor. Ama veteriner hekimliğin görevlerinden bir tanesi de hayvan refahını, rehabilitesini yükseltmek. Hani hayvanı, sonuç olarak hayvan tüketen bir toplumuz, et tüketen bir toplumuz. Hani hayvanı öldürürken bile en az şekilde acı çekmesini nasıl yapabiliriz? Bunların yollarını öğreterek, hani ileride mezbahalarda çalışacak öğrenciler mesela, mezunlar. Hani bunu en iyi şekilde, en acısız şekilde neler yapabiliriz?
Evet, deney arkadaşımın deney hayvanlarına karşı evet yapılan bir araştırmalar var ama veteriner hekimliği fakültesi okurken hani zarar verme söz konusu değildi. Bunu aslında tıp hekimliği gibi düşünmek lazım. Nasıl tıp hekimliğinde insana zarar vermeden bu işi öğreniliyorsa, veteriner hekimlikte de hayvana zarar vermeden bu işi öğreniyorsunuz Evet. diye düşünüyorum. Bir Evet. soru daha geldi. Bakayım da. Pet shoplardan hayvan sahibi demiş ama Neman hocam devamını alamadım. Neman hocam. Herhalde Ve şey demek istemiş olabilir. Pet shoplardan hayvan sahibi olabiliyorsunuz. Burada da çok güzel bir şey var. Hazır pet shoplardan bahsediyorsak, hani şöyle bir farkımız var. Pet shoplardan hayvan almanın haricinde, burada mesela şehirde Kanada için konuşuyorum. Pet shoplara gittiğinizde hayvan sahiplenme söz konusu. Burada tabii sokaklarda kedilerde hayvan görmüyorsunuz. Bunun önlemini almışlar. Hayvan sahiplenme söz konusu. Gidip pet shoplardan direkt hayvan sahiplenebiliyorsunuz. alabiliyorsun. Ya hayvan satıyor olabilmek aslında hani eve alınacak bir şeyin satılıyor olması. Yani onu ailenin bir parçası yapacaksın her şeyden önce. Gerçekten düşündüğümde çok böyle şey geliyor böyle bu vicdana ya da işte ne bileyim şeye çok aykırıymış gibi geliyor, uyuşmuyor gibi geliyor ama ne yazık ki yapılıyor böyle şeyler. Ve o pet shoplardan satılan hayvanların çoğu bir süre sonra sokak hayvanı olarak geri dönüyor. Yani Evet, gerçekten hani maalesef. düzenlemelerin yapılması gereken çok şey var bu anlamda ama işte umarım o günlerde gerçekten gelir hani bu anlamda Türkiye'de bu sınırlandırmalar gelir diye düşünüyorum ben de. Umarım. Kerem çok güzel bir sohbet oldu. Yani sadece veteriner hekimliğe dair konuşmadık. Hani birçok şey konuştuk. Erasmus yurt dışına nasıl gidilebilir? Bunların yollarıyla alakalı da konuştuk. Ben zaman gelip bize böyle güzel bilgilendirmeler yaptığın için sana çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Ki bir önceki yayınımızda biliyorsun çok büyük sıkıntı yaşadık bugün. Bu çok güzeldi. Evet. Teşekkür ederim tekrardan. Ağzına sağlık. Çok sağ Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. ol. Sınava girecek öğrencilerinize de başarılar dilerim şimdiden. Umarım istedikleri bölümleri kazanabilirler. İnşallah sınavları da güzel geçer. Teşekkür ediyorum İnşallah. size de. Güzel bir sohbet Ben oldu. çok sağ olun. Videomuz kayıtlı kalacak arkadaşlar. Hani sonradan katılan arkadaşlarım varsa başını izlemek isteyenler. Video Nilüfer Yol'un sayfasında kayıtlı kalacak. Oradan istediğiniz zaman tekrar izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Görüşmek üzere. Ben Kendinize teşekkür iyi bakın. ederim. Görüşmek üzere. İyi günler.